Ben operatör doktor Çetin Öcal, 1977 doğumluyum. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanıyım. Aynı zamanda tüp bebek uzmanıyım. Şu an Şanlıurfa'da özel bir hastanede tüp bebek üzerine çalışıyorum. Kadından alınan yumurtaların erkekten alınan spermler ile laboratuvar ortamında döllendirilmesinden sonra oluşan embriyoların 3. gün veya 5. gün olduktan sonra kateter yardımıyla rahim içerisinde transfer edilmesiyle elde edilen gebeliktir. İnfertil hastalarda tedavi basamakları vardır. Yani çocuğu olmayan hastaya hemen tüp bebek yapılmıyor. Bir de infertilitenin yani çocuğu olmayan hastalarda tedaviye başvurma bir problem var mı? Bu problemin araştırılması için belli bir süre geçmesi gerekiyor. Bu süre 35 yaş altında 1 yıl kadar, 35-40 yaş arasında 6 ay, 40 yaş üzerinde ise 3 aydır. Yani 35 yaş altındaki biri mesela 6 aydır evli, çocuğu olmuyor. Doktora geldim mi? Yani bunun doktora başvurmasında bir anlamı yok. O yüzden ama 40 yaş üstünde de 3 aylık bir süre zarfında eğer spontan yollarla gebelik oluşmuyorsa bir an önce zaman kaybetmeden bu infertilitenin araştırılması ve gerekiyorsa tedaviye başlanması gerekmektedir. Yumurta içerisindeki folikülleri biz büyüterek mümkün olduğunca çok sayıda folikül büyütmeye çalışıyoruz. Bunları olgunlaştırıyoruz. Bu yaklaşık 10-12 günlük bir süre zarfına tekabül ediyor. Ondan sonra çatlatma iğnesinden sonra da yaklaşık 1,5 gün sonra, 36-38 saat sonra, 38 saat geçmiyoruz özellikle. Yumurtaları anestezi altında topluyoruz. Bunlara mikro enjeksiyon yapılıyor her birine tek tek. Bunlar inkübatörlere kaldırılıyor. Böylece birinci gün embriyosu, ikinci gün embriyosu, üçüncü, biz mümkün olduğunca dediğim gibi beşinci gün embriyolarını oluşturup duruma göre, rahim içerisinin durumuna göre bazen transfer etmeyebiliyoruz, dondura da biliyoruz. Çünkü rahim içerisinde tedavi süresince daha öncesinden gözden kaçan veya ilaçların etkisiyle sonradan ortaya çıkan bazı olumsuzluklar ortaya çıkabiliyor. Yani rahim içerisinde bir polip görünümü oluşabiliyor. Rahim içerisinin görüntüsü bozulmuş olabiliyor. Rahim içerisinde sıvı görüntüsü olabiliyor. O durumda transferi erteliyoruz biz. Hastaya bilgi veriyoruz. Çünkü o durumda direkt taze transfer yaptığımız zaman yani gebeliğin tutulmama ihtimali çok yüksek oluyor. Ama biz bunları zaten öngördüğümüz için transferi iptal ediyoruz. Donmuş transfer yapıyoruz. Hani bu da gebelik oranlarımızı anlamlı olarak arttırmış oluyor. ICSI işlemi için hastadan 10-15 tane, 20 tane sperm bulmamız bile bizim için yeterli oluyor. Yani normal bildiğiniz gibi bir mililitre sperm meni içerisinde en az 15 milyon sperm var. Bizim için de hareketli sperm önemli. Yani 10 tane, 15 tane sperm bulmak bile yeterli oluyor. Ha, bazı hastaların eşlerinde hiç, sperm hiç olmuyor meni içerisinde. Ha, o durumda da mikro TSE ile testisten biyopsi alınıp tek tek sperm aranıyor. Her yumurta döllenir mi? Tabii ki her yumurta döllenmez. Şimdi biz her yumurtaya mikro enjeksiyonla bir sperm enjeksiyonu yapıyoruz ama bu gerçek anlamda döllenme değildir. Döllenmeden kast gerçek anlamdaki döllenmede oosit dediğimiz yumurta hücresiyle sperm hücresinin çekirdeklerinin kaynaşıp birleşmesi olayıdır. Yani bizim mikro enjeksiyon yaptığımız, döllediğimiz her hastada her yumurta döllenmemiş olmuyor aslında. Döllenmeyebiliyor. Tabii yumurtanın, spermin yumurtayı döllenmeyebilmesi için özellikle kalsiyum iyonofor tedavisi var. Onu da biz klinimizde çok yaygın olarak kullanacağız. Çünkü görüyoruz yani 10 tane yumurta toplanmış, 3 tanesi döllenmiş. Hastalarla çok denk geliyoruz. Bu da döllenen yumurta sayısının az olması elde edilen embriyo sayısını azaltmış olacağı için gebelik oranını da ciddi oranda azaltıyor. Yumurtalar döllendikten sonra oluşan embriyolar taze ya da fret transfer dediğimiz donmuş transfer şeklinde hastaya göre değişiyor bu. Kateter yardımıyla anestezi olmaksızın, çünkü ağırlı bir işlem değil, yumurta toplama işlemi gibi değil. Anestezi almaksızın
hasta idrara tam sıkışık haldeyken ultrason eşliğinde hemşire arkadaşımız ultrasonla rahimi kateteri bize gösterecek şekilde rahim içerisinde uygun alana transfer ediyoruz. Bu kalan embriyoları eğer kaliteli embriyolarsa çiftlerin yazılı imzalarını onaylarını alarak donduruyoruz. Sonrasında ikinci gebelik, üçüncü gebelik için hiç iğne tedavisi görmeden sadece çok daha düşük bir maliyetle ikinci tüp bebeği yapabiliyorlar. 35 yaş altında veya ilk denemesi olanlarda tek embriyo transferi yapıyoruz. Çünkü bu yaşlarda 35 yaş altında gebelik oranları çok yüksek. O yüzden tek embriyo transferi yapıyoruz. Ama başarısız denemeleri olmuş. 30 yaşındaki bir hastaya bile iki tane embriyo transferi yapabiliyoruz. Embriyoları seçerken klinik embriyoloğumuzla birlikte biz danışıp ortak karar veriyoruz. Zaten onda da belli parametrelere göre embriyolar iyi ya da kötü kriterleri var. Onlar zaten bellidir. Yani mümkün olduğunca 5. gün iyi kalitede olan embriyoları seçerek transfer ediyoruz. Zaten bizim Güneydoğu'daki yöre olarak insanlarımız genelde erken yaş evliliği olduğu için hasta yaş grubumuz bir İstanbul, Ankara gibi değil. Yani burada genelde hasta 20'li yaşların başında hatta evlenmiş oluyor. O yüzden yani bu bölgedeki gebelik oranları İstanbul'dakine göre çok çok daha yüksektir. Bir tek embriyo transferi ile iki embriyo transferi arasında gebelik oranları anlamlı derecede farklıdır. O yüzden 35 yaş üstünde veya 35 yaş altı birkaç başarısız tüp bebek denemesi olanlarda mutlaka iki tane embriyo transferi yaparız. Transferden sonra biz klinimizde 2 saat kadar hastayı gözlüyoruz. Mutlak yatak istirahati veriyoruz. 2 saatten sonra taburcu ediyoruz. Evine gidebiliyor. İl dışından gelen hastalar il dışına gidebiliyor. Hani bazı hastalar özellikle yatmak istiyorlar ama bu çok şart değil. İl dışına dahi gidebilirler. İlk birkaç gün özellikle mümkün olduğunca evde istirahat etmelerini öneriyoruz. Ondan sonra zaten transferden 10 gün sonra kanda HCG baktırıyoruz. Gebelik olup olmadığını teyit etmemiz gerekiyor. Gerekli hastalarda kan sulandırıcı iğneler ve haplarda başlıyoruz ama rutin olarak böyle bir uygulamamız yok. Tabii ki normal gebelik, spontan gebelikte dış gebelik nasıl ki oluyorsa tüp bebek yaptığımız hastalarda da dış gebelik oluşabiliyor. O yüzden bunu öngörebilmek için biz de hastalara tüp bebek yapmadan önce rahim filmi istiyoruz. Tüp bebek tedavisinde düşük oranı tabii ki spontan gebeliğe göre bir miktar daha fazla. Ama luteal desteği sağladığımız hastalarda hastalarda bilinçli ise düşük tehlikesi de geçirmiyorlar. Düşük de olmuyor yani. Yaklaşık 7-10 gün iğne tedavisi, iğne tedavisinden sonra olgunlaştırma ve çatlatma iğnesi yapılıyor. 9 gün diyelim bunlara, 10 gün diyelim pardon. Yumurtaları topluyoruz, embriyo oluşturuyoruz. Yaklaşık 6. günde 5. gün embriyolarını transfer ediyoruz. 10 gün sonra da HCG baktırıyoruz. Yani yaklaşık 27-28 gün sonra bu hasta gebe kalıp kalmadığını öğrenmiş oluyor. Tüp bebek tedavisinde başarıyı etkileyen en önemli faktör annenin yaşıdır. Yani kadının yaşıdır. Çünkü kadın yaşı arttıkça hem yumurta rezervi düşmekte hem de yumurtaların kalitesi ve dolayısıyla döllenebilme yeteneği azalmaktadır. Yaşınız 35'in altındaysa en az bir yıllık bir sürenin geçmesini bekleyin. Veya 40 yaşın üstündeyseniz 3 aylık bir süreden sonra mutlaka hekime başvurun. Bir problem var mı diye araştırılsın. Gerekiyorsa tedaviye bir an önce başlansın.